Sizlere tarif ettiğim şekilde 3 diş haroşa sıram oluncaya kadar örgümü devam ettirdim. Bu sıramızda roba kısmımız için ilmek artışlarımıza başlayacağız. Öncesinde roba ayrımımızı hazırlayalım. İlk ön parçamız için 14 tane ilmeğimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz. 15. ilmeğimizin alt kısmına ayracımızı takalım. Kol evimiz için 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimizi bırakalım. 10. ilmeğimizin tekrar alt çıkıntısından ayracımızı takalım. Arka beden için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğimizi bırakalım. 21. ilmeğimizin alt kısmına ayracımızı takalım. İkinci kol evimiz için tekrar 9 ilmek. 2, 4, 6, 8, 9. 10. ilmeğimize ayracımızı takalım. Diğer ön bedenimiz için de tekrar 14 tane ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ilmeğimiz. Ön parçada 14 ilmek, kol evlerimizde 9 ilmek, arka bedende 20 tane ilmeğimiz. Şimdi ayraçlarımızı takmış olduğumuz kısımlarda ilmek artışlarımızı yapacağız. Öncelikle sıra başında ilik çalışmamızı yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2, 3, 4. Şişimin üzerinde 4 tane ilmeğim var. İpimi şişime doladım. Sırada gelen 2 tane ilmeğimi bir olarak ördüm. Birinci ilik çalışmamızı yapmış olduk. Ardından artış bölümümüze doğru ilmeklerimizi düz örüp devam ediyoruz. Şöyle ön beden ilmeklerimizi ördük. 14 tane. Ayracımızı taktığımız ilmeğimizin içerisine bir girişimizi yapalım. İlmeğimizi çıkaralım. Diğer kısımda ilmeğimizi bırakmadan şişimizin üzerine bir dolayalım. Ardından tekrar ilmeğimizin içerisine giriş yaparak bir ilmek daha çıkaralım. Bir ilmeğimizi 3 ilmek haline getirdik. Buradaki bir ilmeğimiz ön kısma dahil olacak. Diğer ilmeğimiz kol evine. Şimdi ara kısımdaki 9 tane ilmeğimizi örüp devam edelim. Ve ikinci artış bölümümüzdeyiz. Kol evimiz için ayırdığımız 9 ilmeğimizi ördük. Burada tekrar aynı şekilde ilmek artışımızı yapalım. İlmeğimizin içerisine giriş yaparak bir ilmek çıkarıyoruz. Şişimize doluyoruz. Tekrar ilmeğimizin içerisine giriş yaparak bir ilmek daha çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimiz oluyor. Şimdi arka beden için ayırdığımız 20 tane ilmeğimizi düz örüp devam edelim. Artış bölümümüze kadar. Şöyle arka beden ilmeklerimi örerek geldim. Artışımızı beraber yapalım. İlmeğimizin içerisine giriş yaparak bir ilmeğimizi çıkaralım. Bir şişimize dolayalım. Tekrar ilmeğimizin içerisine giriş yaparak bir ilmek daha çıkaralım. 3 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi kol kısmındaki ilmeklerimizi örüp devam edelim. Ve son olarak dördüncü artış kısmımızdayız. Bir ilmek çıkardım, bir şişime doladım. Tekrar ilmeğimin içerisine giriş yaparak bir ilmek daha çıkardım. Bu sıramızda dört kısımda ilmek artışlarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi düz örüp sıramızı tamamlayalım.
Örgümüzün arka yüzünde de hanımlar ilk 7 ilmeğimiz ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü olacağı için arka yüzde düz olarak örelim. Ara kısımda bulunan tüm ilmekleri ters olarak. Şöyle sıramı tamamladım. Dönüşümü aldım. Dediğim gibi ilk 7 ilmeğimizi düz olarak örelim. 2, 4, 5, 6, 7. Ardından ipimizi kendimize taraf alıp ilmeklerimizi ters örmeye başlayalım. Sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar. Burada artış yaptığımız ilmekleri nasıl öreceksiniz? Hemen göstereyim. Dikkat edin, ilmeklerinizi kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle ilk birinci ilmeği, ikinci ilmeği ve üçüncü ilmeği. Arka yüzde örülüşü hep bu şekilde olacak. Şimdi tarif ettiğim şekilde arka yüz sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümüzün ön yüzünde örneğimizi uygulayacağız arkadaşlar. Ön beden kısmımızda sadece yapacağız. Şöyle birinci ön parçamız ve ikinci ön parçamız. Kol kısımlarımızda ve arka beden kısmımızda örnek uygulaması yapmayacağız. Dediğim gibi sadece ön beden ilmeklerimizde yapacağız. Şöyle yapmaya başlayalım. İlk 7 ilmeğimizi örelim. İki, dört, altı, yedi tane ilmeğimiz. Sırada gelen iki, dört, altı tane ilmeğimizde örneğimizi uygulayacağız. Hemen ilk iki ilmeğimizi bir olarak örelim. Ardındaki iki ilmeği tekrar bir olarak örelim. Ve son olarak iki ilmeğimizi de bir olarak örelim. Bakın burada 3 tane örnek uygulaması yaptık. Kapşonumuzdan detay vereyim. Bakın şöyle 3 tane. 1, 2, 3. Bu 3 tane ile sabit durmayacak arkadaşlar. Her örnek sırasında burada 1 tane artış yapacağız. Şu anda 3, bir sonraki örnek sıramızda 4 tane yapacağız. Yani kenar kısımdan ikişer ikişer alıp devam edeceğiz. Bir sonrakinde 5 örnek, bir sonrakinde 6 örnek. Yani merdivenli bir iniş yapacağız. Yani tek seferde tüm ilmeklerimizi örneğe çevirmiyoruz. Şöyle 3 defa kesim işlemimizi yaptık. Çift çift örerek. Burada artış kısmımızı dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bir önceki artış sıramızda ne yaptık? Belirttiğimiz ilmeğimizin içerisinden 3 tane ilmeğimizi çıkardık. Bu sıramızda 3 ilmeğimizin bir tanesi ön beden kısmımıza ilave oldu. Bir sonrasındaki ilmeğimizde kol evine. Bu orta kısımda tekrar artış işlemimizi yapacağız. Hani dikkat edin, bu orta kısımdaki ilmeği kaybetmeyin ki düzgün orantılı şekilde roba kısmınız oluşsun. Karıştıracak olursanız ayracınızı hemen ilmeğinize takın. 3 tane kesim işlemimi yaptıktan sonra 2 tane ilmeğimi ördüm. Ve artış bölümündeki tam orta ilmekteyim. Ve artış işlemimi yapıyorum. Bir ilmeğimi çıkardım, bir doladım, tekrar bir ilmeğimi çıkardım. Ardındaki ilmeklerimizi düz örüp devam ediyoruz. Örnek uygulamamız sadece ön beden ilmeklerimizde olacak. Arka bedende ve kol kısımlarımızda olmayacak. Bakın artış bölümüme geldim. Burada ilmekler kendini gösteriyor arkadaşlar. Birinci artış bölümünde yaptığımız gibi. Bir tanesi kol kısmında, bir tanesi de arka beden kısmımızda. Orta kısımdaki ilmeğimizde artış işlemimizi yapalım. 1, 2, 3. Ardından arka beden ilmeklerimizi örüp devam edelim. Sayısını soracak olursanız arkadaşlar, ilk etapta 20 tane ilmeğimiz vardı.
Bir tane buradan artış yaptık. Bir tane de bu kısımdan, arka bedenimiz için söylüyorum. Toplamda 22 tane öreceksiniz. Hani ben sırayı saymaya gerek duymuyorum. Sayacak olursanız 22 tane ilmek ördükten sonra artış işlemi. Her ön yüz sıramızda kol kısımlarımıza ve arka beden kısmımıza 2 tane ilmek ilave oluyor. Ön bedenlerimize birer birer. Tek bir kısımdan ilmek artışından etkileniyor ön kısım ilmeklerimiz. Şöyle artış bölümüme doğru geldim. Tam göstereyim. 1, 2, 3. Orta kısımdaki ilmeğimizin içerisine giriş yaparak aynı şekilde ilmek artışımızı yapalım. Ve ardından kol kısmımızdaki ilmeklerimizi örüp devam edelim. İyice anlaşılır olsun diye bir sıra daha göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında sadece ön beden kısımlarımızı göstereceğim. Örnekleri nasıl yapacaksınız diye. Şimdi burada sonuncu artış yerimiz. Bakın, bir ilmeğimiz kol kısmında, bir ilmeğimiz ön beden kısmımızda. Orta ilmeğimizden ilmek artışımızı yapalım. Ardından bir, iki tane ilmeğimizi örelim. Bakın, artış yaptıktan sonra iki tane ilmeğimizi ördük. Şişimizin üzerinde 2, 4, 6, 7 tane ön kısımdaki haroşa ilmeklerimiz, 2, 4, 6 tane de örnek uygulamamız gereken ilmeklerimiz. Şimdi burada diğer ön kısmımızda yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. 3 tane çift olarak öreceğiz. Şöyle 1, 2 ve 3. Ardından 7 tane ilmeğimizi düz örüp sıramızı tamamlayalım. Dönüşümüzü alıp 7 tane ilmeğimizi bir örelim arkadaşlar. Şöyle 7 tane ilmeğimi ördüm. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Burada 3 tane çift aldık. Aradan 3 tane ilmek kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. 7 tane ilmeğimi ördükten sonra ara kısma girişimi yaptım. Bir ilmeğimi çıkarıp ördüm. Bakın, bu birinci işlemimiz. Ardındaki ilmeğimi düz olarak ördüm ve ara kısma giriş yaparak bir ilmek kaldırdım ve ördüm. İkinci ilmek kaldırma işlemimiz. Dikkat edelim. Ara kısımdaki bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından tekrar bir tane ilmek kaldırarak ilmeğimi ördüm. Üçüncü işlemimiz. Buradaki işleme dikkat edin arkadaşlar. Kaç tane kesim işlemi uyguladıysanız o kadar ilmek kaldırmamız gerekiyor. Fazla veya eksik yapmayalım. Ara kısımdaki ilmeğimi kaldırdıktan sonra bir tane düz ördüm. Ardından ipimi kendime taraf alıp ilmeklerimi ters örmeye başladım. Şimdi sıra sonunda 13 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar tüm ilmeklerimizi ters örüp devam edelim. Yani diğer ön parçamızdaki 13 tane ilmeğimiz arkadaşlar. Ters olarak örüp devam edelim. Şöyle sıramın sonuna doğru ters örerek geldim. Burada ben 13 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar dedim ama arkadaşlar buradaki kesim işlemlerini bir anlığına unuttum. Yani sıra sonunda 10 tane ilmeğim kalıncaya kadar ters örerek geldim. Tekrar sayalım beraber. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz. İpimin yönünü değiştirdim. Arka tarafı alıp birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından ara kısımdan ilmeğimi çıkarıp ilmeğimi ördüm. Birinci ilmek kaldırma işlemimiz. Ardından bir düz,
ve ara kısımdan ilmek kaldırma işlemi ikinci oldu. Bir düz, ara kısımdan ilmek kaldırma işlemi 3 oldu. Dediğim gibi 3 kesim yaptıysak 3 tane ilmek kaldıralım ara kısımdan. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzünde de artış bölümüne doğru gelelim. Sadece artış kısımlarını göstereceğim örgümüzün ön yüzünde. Çünkü örnek uygulamamız yok. Şöyle artış bölümüme kadar tüm ilmeklerimi düz örerek geldim. Bakın, artış kısmımızın birinci ilmeği ön beden kısmımıza, bir sonraki ilmeği kol kısmımıza, ara kısımdaki ilmeğimizde artış yapacağız. Şöyle birinci ilmeğimi ördüm. Ön kısma gitmesi gereken. Şimdi orta kısımdaki ilmeğimizdeyiz ve artış işlemimizi yapalım. Artışımızı yaptıktan sonra bir sonraki artış bölümüne kadar tüm ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ve diğer artış bölümümdeyim. Kol kısmımıza ilave olan ilmeği ördüm. Orta kısımdaki ilmeğimin içerisinden ilmek artışımı yaptım. Şimdi arka beden ilmeklerimizi örüp artış bölümümüze kadar bir devam edelim. Şöyle arka beden ilmeklerimi ördüm. Artış bölümümdeki ilmeğimdeyim arkadaşlar. Hemen artış işlemimizi yapalım. Artış işlemimizi yaptıktan sonra kol kısmımızın ilmeklerini örelim. Ve sonuncu artış işlemimizi yapalım. Şöyle artış bölümümüzdeyiz. Kol kısmına ilave olması gereken ilmeği ördüm. Şu an tam orta kısımdaki ilmeğim. Bakın görüntümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Buradan sonrasında artış bölümlerimizi göstermeyeceğim. Bakın görüntü bu. Bir sağa, bir sola, bir de orta kısımdaki ilmek. Orta kısımdan ilmek artışımızı yapalım. 1, 2, 3. Şimdi tüm ilmeklerimizi düz örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüzünde ilk 7 ilmeğimiz ve son 7 ilmeğimiz düz olacak şekilde örelim. Ara kısımda bulunan tüm ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Arka yüz sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Örnek uygulamamızı tekrarlayacağız bu sıramızda. İlk olarak 7 tane ilmeğimizi öredim. Şöyle 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz. Bu sıramızdaki örnek uygulamamızı 4 tane çift kapatarak yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi her örnek sıramızda bir tane arttıracağız. İlk etapta 3 tane çift alarak başladık. İkinci örnek sıramızdayız. 4 tane çift aldık. Şimdi ara kısımlarda ilmek artışlarımızı yapalım arkadaşlar. 4 kısımda detaylı şekilde gösterdim. İlmek artışlarımızı yaparak şöyle ön beden kısmımıza doğru bir gelelim. Şöyle belirttiğim yerlerde ilmek artışlarımı yaparak ön beden kısmıma geldim. Burada ilmek artışımı yaptıktan sonra sırada gelen 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmeğim kaldı. 8 tane ilmeğimiz çiftli alış işlemimiz için, 7 tane ilmeğimiz de haroşa örgümüz için. Şimdi burada ilmeklerimizi çift çift örmeye başlayalım. 1, 2, 3 ve son olarak 4. Şimdi 7 tane ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlayalım.
Arkaya sıramızda da tekrar 7 tane ilmeğimizi bir örelim. Şöyle 7 tane ilmeğimi ördüm. Burada bir şey izah edeceğim arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın, bir önceki örnek sıramızda ne yaptık? 7 tane ilmeğimizi ördükten hemen sonra bir tane ilmeğimizi kaldırdık. Bu sıramızda 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra bir düz örelim. Ardından ara kısımdan bir ilmek kaldıralım. 1 bir düz, tekrar aradan ilmeğimizi kaldıralım. 2 bir düz, tekrar ara kısımdan ilmeğimizi kaldıralım. 3 ara kısımda bir düz, son olarak dördüncü ilmeğimizi de kaldırıp örelim. Burada neden bu işlemi yaptık? Hemen açıklama yapayım arkadaşlar. Sürekli 7 tane ilmeğimizi ördükten hemen sonra ara kısımdan ilmek kaldırırsak burada bir böyle yan durma işlemi olabilir. Bu model hafiften kayıyor arkadaşlar. Onun için bu kısma dikkat edelim. Kapşon kısmımız çok kısa bir mesafe olduğu için bunu söylememe gerek yoktu arkadaşlar. Hani yan durma gibi bir sorun söz konusu değildi. Ama burada hırkamız bitinceye kadar devam edeceğimiz için bu kısma dikkat edelim arkadaşlar. Tarif ettiğim şekilde bir örnek sıranızın arka yüzünde 7 tane ilmeğinizi ördükten hemen sonra ilmeğinizi kaldırın. Bir sonraki örnek sıranızda 7 tane ilmeğinizin ardından bir tane düzünüzü örün, ardından ilmeğinizi kaldırın. Size gösterdiğim şekilde yaptığınız zaman herhangi bir yan durma işi olmaz. Dümdüz şekilde ilerler. Şimdi ara kısımdaki ilmeklerimizin tamamını ters örüp sıra sonuna doğru bir devam edelim. Orada da ne yapacaksınız göstereyim. Şöyle sıramın sonuna doğru geldim. Şişimin üzerinde kaç tane ilmeğim var? Beraber bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğimiz. Burada 4 tane ilmeğimiz çift çift aldığımız ilmeklerimizden çıkan ilmekler. 7 tane ilmeğimiz de haroşa ilmeklerimiz. Şimdi biz bu kısımda dönüşte ne yaptık arkadaşlar? İlk 8 ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra ara kısımdan ilmeğimizi çıkardık. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8. 8 tane ilmeğimizden sonra ara kısımdan ilmek çıkardık. Burada da aynı işlemi uygulamamız gerekiyor. Onun için de 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimizi bir sayalım. Ara kısımda 1, 2, 3, 4. Şu an bulunduğumuz noktadan ilmek kaldıracağız. Şişimizin üzerinde 11 tane ilmeğimiz var. 11 tane ilmeğimizi örmeye geçmeden önce ara kısımdan ilmeğimizi kaldırmaya başladık. 1 1 ördük. Şöyle 2 ardından 1 ördük. 3 ardından 1 ördük ve son olarak 4. 4 tane çift çift aldık. Örgümüzün ön yüzünde 4 tane de ilmek çıkardık arka kısımda. Şimdi sıra sonundaki 8 tane ilmeğimizi düz örüp sıramızı tamamlayalım. Ardından örgümüzün ön yüzünde düz olarak öreceğiz tüm ilmeklerimizi. İlmek artış yerlerimizde ilmek artışlarımızı yapacağız. Örgümüzün arka yüzünde de ilk 7 ilmeğimiz ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü olacağı için düz olarak öreceğiz. Ara kısımdaki ilmeklerimizi de ters. Yani farklı bir işlem yok arkadaşlar. Fazla vaktinizi almayayım. Bir dahaki örnek sırasına kadar örüp gelelim. Toplam 2 sıra öreceğiz. Bir ön yüzden örüp sıramızı tamamlayacağız. Bir de arka yüzden örüp örgümüzün ön yüzüne geleceğiz. Ön yüzde örneğimizi tekrarlayacağız. İlmek artış yerlerimizde artışlarımızı
yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle iki sıramı örüp tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve örneğimizi tekrarlayalım. İlk olarak 7 tane ilmeğimizi öredim. 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra hemen sırada gelen 2 tane ilmeğimizi bir olarak alalım. 1 2 3 4 5 İlk örnek sıramızda 3 defa çift alma işlemi yaptık. İkinci örnek sıramızda 4 defa çift aldık. Şu an 3. örnek sıramızdayız. 5 defa çift olarak aldık hanımlar. Şimdi ilmeklerimizi birer birer örelim. Artış kısımlarımızda ilmek artışlarımızı yapalım aynı şekilde. Sıra sonunda 17 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar devam edelim. Şöyle sıra sonunda 17 tane ilmeğim kalıncaya kadar ördüm. Hemen çift almaya başlayalım. 1 2 3 4 son olarak 5. Ardından 7 tane ilmeğimizi de düz örüp sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk 7 ilmeğimizi örelim. 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra örneğimizin arka kısmını kontrol edelim arkadaşlar. Bakın ilk örnek sıramızda ne yaptık? 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra ara kısımdan ilmeğimizi kaldırdık. İkinci örnek sıramızda ne yaptık? 8 tane ilmeğimizden sonra. Şimdi bu sıramızda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra ara kısımdan ilmeğimizi kaldırmamız gerekiyor. Örneğimiz tekrarlanarak devam ediyor. Hep ilk iki örneğimizi tekrarlayarak devam edeceğiz. Bu sıramızla 7 ilmeğimizi ördükten sonra kaldırdık. Bir dahaki örneğimizin arka yüzünde 8 tane ilmeğimizden sonra kaldıracağız. Hemen kaldırdığımız ilmeğimizi örelim. 1 ara kısımda 1 düz tekrar ilmeğimizi kaldıralım. İkinci işlemimiz 1 düz tekrar ara kısımdan ilmek. 3. oldu. 1 düz tekrar ara kısımdan ilmek. 4. oldu. 1 düz ara kısımdan ilmeğimizi kaldıralım. 5 oldu. Ardından 1 düz örelim. Buradaki bir düz ilmeğimiz arkadaşlar çift aldığımız ilmeğimiz. Bunu muhakkak düz örelim. Burada ilmeğimizi kaldırdıktan sonra düz ördükten sonra ipimizin yönünü değiştirelim ve ilmeklerimizi ters örmeye başlayalım. Şimdi sıra sonuna kaç tane ilmeğimiz kalacak? Şöyle beraber sayalım. 7, 5 daha 12. 12 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar tüm ilmeklerimizi ters örüp devam edelim. Sıra sonunda 12 tane ilmeğim kalıncaya kadar tüm ilmeklerimi ters örerek geldim. 12 tane ilmeğimiz kaldığı zaman hemen ipimizin yönünü değiştirelim ve ilk ilmeğimizi düz olarak örelim. Ardından ara kısımdan ilmeğimizi kaldıralım. Bir düz, bir ilmek kaldır. Bir düz tekrar bir ilmek kaldır. Bu şekilde tekrarlayarak 5 tane ilmeğimizi elde edelim. Kaç defa kesim işlemi yaptıysak aynı sayıda ilmek kaldırma işlemi arkadaşlar. Bakın hemen kaldırdığımız ilmeklerimizi sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5.
İlmeklerimizi kaldırdıktan sonra sıra sonundaki 7 tane ilmeğimizi de düz örüp sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda örnek uygulamamız yok. İlmeklerimizi düz örüp ilmek artış yerine kadar devam edeceğiz. Artış bölümlerimizde artışlarımızı yapacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Örgümüzün arka yüzünde ilk 7 ilmeğimiz ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü olarak devam ettiği için düz olarak öredim. Ara kısımdaki tüm ilmeklerimizi ters. Tarif ettiğim şekilde iki sıramızı örüp gelelim. Bir sonraki örnek sıramıza beraber geçişimizi yapalım hanımlar. Şöyle iki sıramı ördüm. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Örneğimizi uygulayalım. İlk olarak 7 tane ilmeğimizi öredim. Ördükten sonra hemen sırada gelen 2 tane ilmeğimizi 1 olarak alalım. 1 2 3 4 5 6 Bu sıramızda 6'ya çıkardık. Şimdi sıra sonunda 19 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Artış kısımlarımızda artışlarımızı yapmayı unutmayalım. Şöyle sıramın sonunda 19 tane ilmeğim kaldı. Hemen ilk 2 ilmeğimi 1 olarak ördüm. 1 2 3 4 5 Son olarak 6. 6 defa çift çift alımlarımızı yaptık. Şimdi sıra sonunda kalan 7 tane ilmeğimizi düz örüp sıramızı tamamlayalım. Dönüşümüzü alalım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk 7 ilmeğimizi düz olarak öredim. 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra alttaki işlemimizi kontrol edelim. Bakın bir önceki sıramızda 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra ilmek kaldırma işlemimizi yaptık. Bu sıramızda 8. ilmeğimizi de örelim. Ardından ilmek kaldırma işimizi yapalım. 1 2 3 4 5 Son olarak 6. 6 defa ilmek kaldırma işimizi yaptık. Ardından ipimizin yönünü değiştirelim ve ilmeklerimizi ters örmeye başlayalım. Şimdi sıra sonunda 13 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar devam edelim. Sıramın sonunda 13 tane ilmeğim kaldı. Burada ipimin yönünü değiştirdim ve birinci ilmeğimi kaldırdım. 1 2 3 4 5 Son olarak 6. Şimdi sıra sonunda 2 4 6 8 tane ilmeğimiz kaldı. 8 tane ilmeğimizi de düz örüp sıramızı tamamlayalım. Bundan sonrasında örneğimiz tekrarlanarak devam edecek hanımlar. Aynı işlemleri tekrarlayacağız. Vaktinizi fazla almak istemiyorum. Burada 7 tane ilmeğimizden sonraki 12 tane ilmeğimiz sabit şekilde örneğimizi uygulayarak devam edeceğiz.
Aynı şekilde diğer uç kısımda da 7 tane ilmeğimizden sonraki 12 tane ilmeğimiz. Her iki kısım eşit şekilde devam edecek. Burada örneğinizi dikkat edin hanımlar. Bir örnek sırasında 7 ilmeğinizden hemen sonra bir boşluğunuz olacak. Bir sonraki örnek sıranızda boşluğunuz olmayacak. Bir örnek sırasında boşluk, bir örnek sırasında boşluk olmayacak. Bu şekilde dikkat ettiğiniz zaman örneğiniz çok güzel şekilde oluşacaktır. İlmek artışlarımızı da roba kısmımız gerekli ilmek sayısına ulaşıncaya kadar artışlarımıza devam edelim. 4 kısımda. Tarif ettiğim şekilde roba kısmımızı örüp gelelim. Sonrasına da beraber geçiş yapalım.